İsrail-Lübnan sınırında e, her geçen gün e, aslında sıcak gelişmelere şahit oluyoruz. Lübnan-Hizbullah kanadı ile İsrail arasında olası bir savaş çabılar başlıkları da atılıyor. İsrail ordusunun adeta Orta Çağ yöntemiyle mancınık kullanarak Lübnana saldırması ve yangın çıkarması en çok konuşulanlardan Orta Çağ'dan kalma. Bu görüntüler çok konuşuldu. Nedir bu hocam? Her türlü Şimdi şöyle başlayalım. İsrail işte bizim şöyle savunma sistemlerimiz var. Böyle güçlüyüz. Bizim ordumuz dünyada hiçbir ülkeye yenilmez. Aslında bu ülkelerin tamam kendi politikalarıdır ve bunu yaparlar. Ama şimdi yansıyan görüntüler eldeki avuçtakini kaybederse diye mi hazırlık yapıyor? Ne nedir bu görüntüler? Yoksa burada bu çok tartışıldı. Hatta İsrailli bir general kılıklı katil terör örgütünün sözde liderlerinden biri aynen şu ifadeyi kullandı. Bu görüntülerle dedi İsrail geri kalmış orta ortaçağ ülkesi olarak dedi anılıyor. Ee, bu tür görüntüleri vermemek lazım dedi. Hmm. Şimdi bu yönden eleştirildi ama ben buna pek katılmam. Yani burada İsrail'in elindeki işte hatta bazı teoriler üretildi. Para kalmadı, mühimmat kalmadı, bomba kalmadı artık hani buna düştüler diye. Ben buna katılmam. Amerika var olduğu sürece İsrail'e destek devam edecektir. Bak az önce tartıştık bölümde İsrail Amerika. Ruh ikizi mi? Aynı devlet mi? Şimdi Netanyahu ayrı bir kavram. İsrail ayrı bir, kavram. bir kavram. Mesela Netanyahu'ya tepki... Hocam oturabiliriz. Oturarak yorumlayalım. Netanyahu'ya tepkiye e, göstermekte çekinmiyorlar. Ama iş İsrail öznesine geldiğinde başka bir ruh çıkıyor. Öyle mi? Tabii ki. Koşulsuz şartsız destek vereceğiz diyor. Ama Netanyahu'yla kavgalar O ayrı mesele. Dolayısıyla burada Amerika destek verdiği sürece İsrail'in parada, İsrail'in bombada, İsrail'in silah tesisatında, İsrail'in askeri destekte bir sıkıntısı olmaz. Ha burada yaşanan ne? O zaman ben buna bakalım. Hocam, şimdi burada Orta Çağ zineti diyoruz ya, hı hı. aslında şu duvarlarda var Orta Çağ zineti. Eskiden şehirler, işte yerleşim yerleri işgallerden korumak için kaleler, böyle duvarlar örerlerdi. Irak'ta hala bu görüntüler var mesela. Ha, şimdi senin gibi katil bir yapıdan insanlar kendini korumak için böylesi tedbir almak zorunda kalır. Ortaça aklı o hala var. Ama mancınık konusunda buradaki e, ben bu olayı inceledim. Nedir bu işin aslı diye. Nedir? E, şimdi e, arkada ormanlık bir alan var ve o ormanlık alanda da Hizbullah üyelerinin olduğu yönünde istihbarat elde ediyor İsrail. Şimdi oradaki insanları Hizbullah üyelerini ...etkisiz hale getireceksen eğer hasımsa... ...yol belli. Geri istihbarat elde edilsen gider operasyon yaparsın. Özel kuvvetinle, işte elindeki imkanlarla... ...tehlikeyi bertaraf edersin tırnak içinde söylüyorum... ...onların bakış açısıyla. Ama eğer buna cesaretin yoksa... ...o şekilde farklı yol ve yöntem dönemen, denemen lazım. İşte şu an yaptıkları o. Bu mancınıkla attıkları o ateş toplarıyla... Ormanlık alanda yangın çıkarmayı ve böylelikle oradaki bulunan Hizbullah üyelerini yakmayı planlıyorlar. Önceden benzin püskürtmüşler, kerosen püskürtmüşler. Ha, i̇şte o ağaçları. benzin üzerine bu ateş topu yakabilir miyiz diye. Şimdi az önce 274 müydü İpek Hocam rakam 174. verdi. Benim de aklımda kalan o. 274 insanlar da işte Levent Hocam yanarak katlettiler Maalesef. dedi. Akıl değişmiyor ki işte burada da zaten yakmak maksatlı yapılan bir... Saldırıyı konuşuyoruz. Ha nedir? Burada hani kıta imali deriz biz. O an ne varsa ki elde imkan onu bir şekilde devreye alıp kullanmak üzere bir akıl üretebilirler. Ben onu çok görmüyorum. Zaten bunda Molotov kokteyli denediler. Mancınık denediler. Gaffar'ın dediği gibi benzin havadan atarak o bölgeyi ateş topuna çevirmek istediler. Bunlar da onun görüntüleri. Ee, şimdi burada aslında dedim ya bak mancını mesela e, tarihine baktığın takdirde Çinliler buldu. E, biz Türkler de kullandık onu. Selçukluların çok kullandığı bir yöntem ama biz mesela surlarda gedik açmak için taş atarak e, veya işte savaşta bir teknik olarak kullandık. Bir de bin yıl önce küçük bir ha. fark var mı? Bin yıl kadar şimdi parti genel başkanı kullanacak da ama yine son dönemde söylemişti. <gülüyor> <tarafa>. <gülüyor> Siyasete getirdi pek hocam yeni meseleyi. <laughs> Kanım şimdi <bana> burada <gülüyor> çıkmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yo ağır bir cümle hakikaten. Buradaki e, bunların maksadı işte o anlamda akıl aynı akıl olduğu için orta çağa kadar götürebilirsin niye? Veba salgını yani e, 200 milyon akın insanın hayatını kaybettiği salgın orda göksü. Kaleleri kuşattıklarında işte aynı akıl, aynı mantık. Emperyal e, sömürgeci güçler vebadan hayatını kaybeden ölüleri mancınıkla kalenin içine attılar. Salgın hastalıkla, biyolojik savaşla yok edelim diye. Şimdi burada da gene vebala atamıyor ama yerini e, insanları yakmak için böyle bir yöntem alıyor. Hmm. Esasen bu görüntünün aslı o. E, ve e, bu ani düştüğü azin de göstergesi ya dibinde tespit etmişsin hani te dediğin doğru. yere göğe sığdıramıyorsun. F35'lerim var, F16'larım var. En iyi teknoloji bende ve isparatorumun örgütü... Ama orta çağdan kalma bir yöntemde servis ediyorsun ha, Bravo. Şimdi orada varsa gücün, cesaretin aklın yap operasyonunu. Gir bakalım o ormana bir neyse o tespitin. Onları yerinde imha ederek bir çık gel. Ben de diyeyim ki Gerçekten dedikleri Eğlen. gibi bir güç bunlar. 2006'da bir girdiler Heh. sonra çıkamadılar. Yine aynısı mı olacak Levent Hocam? Bundan mı korkuyor İsrail'de? Bu görüntüleri mesela servis edilme... Coşkun Hocam şöyle bir ifade kullandı. Bu görüntülerin servis edilmesi de bir tartışma yarattı aslında kendi içlerinde. Evet. Ee, doğru mudur bu görüntüleri servis etmek? Yoksa mı? Psikolojik savaşa mesela etkisi nedir? Bir defa bir realite var. İsrail o bölgedeki ormanları yıllardır yakıyor ve yakmaya gayret ediyor. Bir amacı var. Ormanlık alan tamamen yandığında Hizbullah'ın sığınabileceği bir yer kalmayacak. Açığa çıkacaklar ve bundan kaynaklı olarak da biz orada bir 20 kilometrelik alanı boşaltacağız. Fakat daha ilginci şu. 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı var. 2006 yılında alınan. Ümranla ilgili aldık. Ümranla ilgili ve orada Unifil adında BM Güvenlik Konseyi'nin kontrolünde bir BM barış gücü var. Şimdi o mancınıkla ateşin atıldığı yerin hemen yan tarafında Birleşmiş Milletler'in ordusu var. 320 kişiden oluşan küçük bir barış gücü. Ve ona rağmen İsrail bunu yapmaya devam ediyor. Ormanları yakmaya devam ediyor. Oradaki canlıların hayatına insanları bir yana bırakıyorum. Kastetmeye devam ediyor. Ormansı bütün bitki örtüsünden o bölgeyi sıyırıyor. Ve Birleşmiş Milletler bunu izlemeye devam ediyor. Ama kıymetli hocam dedi ya kampları vurdular. BM'nin kontrolündeki bu mu olmayacak? Gayet normal. Bir mavi hat var bölgede Litay Nehri'ne kadar. O mavi hattan yukarıya doğru Hizbullah'ı püskürtmek istiyorlar. Şimdi nasıl püskürtürsünüz? Tüm ormanlık bölgeyi yakarsın ve böylece insanlar açığa çıkar. Çünkü İsrail'in Teknolojik anlamda insansız hava araçları orman içlerini göremiyor. Hmm. Bundan kaynaklı olarak da o bölgeyi tahrip ederse... ...Hizbullah militanlarına daha rahat erişiriz gözüyle bakıyor. Ve bu 18 yıldır devam ediyor. BM'nin gözü önünde devam ediyor. Lübnan Devleti'nin gözü önünde devam ediyor. Ve ne kadar acı ki bütün dünya olup bitene... ...bir şekilde sahne olmaya devam... ...bırakın göz yumayı, devam edin diyor. Evet doğru, da bu anlamdaki durum çok garip bir şekilde İsrail'in yüksek teknolojisiyle barışmıyor, bağdaşmıyor gibi duruyor olabilir. Ama gayet de bağdaşır. Çünkü tarih bu manada tekerürden ibaret ve 18 yıldır bu senaryo devam ediyor. Bu biraz önceki görüntüye benziyor. Biraz önce baktım, Blinken 2023'te de bir mesaj yayınlamış. Yine Kurban Bayramı'nda diyor ki, Müslüman dünyanın refah, huzur ve özgürlük içerisinde hareket edip yaşayabilmesi adına Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Keşke etmeseydi. Keşke bu devam edeceğiz mesajını biz daha doğru okusaydık. Çünkü 2023'te sadece Irak'ta, Suriye'de vesaire Afganistan'da katliamlar devam ederken 2024'te yeni bir senaryo ortaya çıktı. 1701 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararını BM adıyla İsrail'in çiğnemesine müsaade ediliyor ama çok açık. Hizbullah'ı Litay Nehri'nin kuzeyine itmek tam da gösterdiğiniz haritanın o beyaz çizgisinin olduğu yer. Ve Lübnan sınırıyla İsrail sınırı arasında 30 kilometrelik güvenli bir hat ortaya çıkmak. Amaç ne? Hizbullah'ın elindeki füzelerin menzilinin dışına Hizbullah'ı itebilmek. Bu kadar çağ dışı, bu kadar bağnaz bir yaklaşım da bence İsrail'den gelirdi. Başkasından da gelmezdi zaten. Yalnız işin Bir şey, tuhaf tarafı ne? Ee, i̇laveniz varsa alayım mı? Ee, ha, İpek, İpek hocam hocama öyle geçseksen. sözünü O görmedim. zaman ben şunu ilave edeyim hocam. Ee, öyle söz size gelsin. 1701 BM'nin aldığı karar 2006'da. Ve hala yürürlükte güya. E, şey yani işin e, tuhaf tarafı ne biliyor musun? BM'nin 200'den fazla İsrail'e aldığı kararın hiçbirini tanımayan İsrail orada İsrail ipten aldılar 2006'da. Zor kaçtı. Ve o kararı İsrail kabul etti. Yine ihlalden kendisi şu anda. Bak İsrail lehine oldu mu anında uyuyorlar. Hatta geçtiğimiz günlerde o dönemde alınan iki tane kararı uygulamaya davet ediyoruz. BM'de bir de hı. yani <laughs> böyle şeyin sınırını taşan bir teklifte bulundular. Minicik bir ekleme. Hocama geçmeden çok özür diliyorum. <laughs> o karar da komutanın dediği hadise şu. Lübnan'da bir tane ordu vardır. Bir de BM barış gücü vardır. Hı hı. Başka bir ordu yoktur diyor. Yani kimi kastediyor? Hizbullah illegal bir yapılanmadır diyor Güvenlik Konseyi kararında. İşte İsrail buna sarılıyor. İsrail tarihinde çok istisna olarak tanıdığı bir Güvenlik Konseyi kararında diyor ki, ki Hizbullah'ı vurmak, vurmak benim için, için normal olmalı. Çıkarılan diyor. kanunu tanıyor. Aleyhin Allah'ın hiçbirini tanımıyor.